Herkese merhaba. Bugün sizler için benim yıllardan beri yapmış olduğum mükemmel bir poğaç tarifi paylaşıyorum. Hatta benim kurtarıcı tarifim diyebilirim sizlere. En yumuşak, en kolay, en pratik, en puf poğaça tarifidir. Ve de yapımı inanılmaz derecede kolay bir poğaç tarifidir. İyi ki de bu tarifi yapmışın diyeceksiniz. Çünkü bu poğaç tarifi sizin yıldız tarifiniz olacaktır. Bu kadar iddialıyım. Ve şimdi hemen bütün püf noktalarıyla poğaça yapımına başlıyorum. Öncelikle bir kaseye toplamda 4 bardak ılık süt ve 2 paket kuru maya ilavesi yaptım. Şunu da hemen belirtmek isterim ki ben şu anda 2 tepsi poğaça yapıyorum. Bu nedenle malzemelerim fazla. Eğer siz bir tepsi yapmak istiyorsanız bu malzemelerin yarısıyla yapabilirsiniz. Süt ve mayayı güzelce karıştırdıktan sonra hemen ardından toplamda 6 yemek kaşığı toz şeker ilavesi yaptım ve 1 bardak dolusu da ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Bu arada ayçiçek yağını ilave ettikten sonra ben 2 tane yumurta akı ilavesi yaptım. Ancak kayıt tuşuna basmayı unutmuşum. Bu nedenle göremediniz. Ee, lütfen unutmayın. Ben yine zaten açıklama kısmında malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Bütün sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi un ilavesi yapıyorum. Burada toplamda 11 bardak un var. Tüm tariflerimde, tüm yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 mililitre kullanıyorum. Yine açıklamalar kısmına bu malzemelerin bütün detaylarını yazacağım. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Un ilavesini yavaş yavaş yapıyorum. Yani görmüş olduğunuz gibi sıvı malzemelerle e, unu önce bir karıyorum. Ardından da yoğurma işlemine başlayacağım. Yoğurma işleminde de sizlere bir püf noktası vereceğim. Böylelikle poğaçalar daha yumuşak ve de daha hacimli olacak. Onu biraz sonra göstereceğim. Unun tamamını ilave ettikten sonra da toplamda bir yemek kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım. Ve artık poğaça için gerekli olan malzemelerin tamamı bu kadar. Ve şimdi güzelce yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık olarak bu hamuru 4-5 dakika boyunca yoğuracağım ki güzel bir poğaça olsun maya kokusu olmasın bakın görmüş olduğunuz gibi hafifçe ele yapışan bir hamur oldu ben toplamda 11 bardak un kullandım gerekirse bir yarım bardak daha kullanabilirsiniz sizlere biraz sonra bir detay göstereceğim hamuru isterseniz bu şekilde hiç yoğurmanıza gerek yok Biraz sonra göstereceğim. Ben o yöntemi kullanmayı çok seviyorum. Yani bu şekilde yoğurmaktansa biraz sonra göstereceğim yöntemi eğer kullanırsanız poğaçalar hem hacimli olacak hem de çok lezzetli olacak. Tabii ki de eğer yapamam diyorsanız aynen bu şekilde bildiğimiz bir yöntemle yoğurma işlemini sağlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi buraya kadar bildiğimiz bir yöntemle hamuru yoğurdum. Ve şimdi e, ben bu ikinci yöntemi göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde vurarak e, yoğurma yöntemi. Hiçbir şekilde ellerinize yoğurmanıza gerek yok. Hamuru toparladıktan sonra tezgahı birazcık unlamanız yeterli. Ve ardından da bu şekilde e, vurarak ve de katlayarak eğer yoğurursanız poğaçalar çok çok daha lezzetli olacak. Eğer ben bunu yapmak istemiyorum diyorsanız da normal bildiğiniz yöntemle de hamuru yoğurabilirsiniz. Hamuru yoğurdum ve şimdi hemen tekrardan kaseye aldım. Bu hamuru çok fazla değil. Sadece 30 dakika boyunca mayalandırmanız yeterli olacaktır. Ben şimdi hemen üstünü saracağım ve 30 dakika boyunca mayalanmasını bekleyeceğim. ve toplamda 30 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Ve şimdi bildiğimiz gibi herkesin de bildiği gibi mayalanan hamuru sadece bir 5-6 saniye boyunca tekrardan yoğuracağım. Ardından da bezelere ayıracağım. Ben toplamda 2 tepsi yapıyorum. Eğer isterseniz siz tek tepside yapabilirsiniz. ben bu poğaçayı fazlaca yapıyorum. Derin dondurucuya kaldırıyorum. Ani bir misafirim geldiği zaman hemen çıkartıyorum. Veya boş bir zamanım olduğunda daha fazla yaparak sadece gelecek olan misafirlerimi düşünerekten boş zamanımda yapıp derin dondurucuya kaldırıyorum. İnanılmaz derecede güzel ve de lezzetli oluyor. Eğer isterseniz sizler de deneyin. Fazla fazla yapıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. 5 çayına e, şu anda ben yapıyorum. Yarısını da derin dondurucuya kaldıracağım. E, gerçekten de çok pratik. Elinizin altında bir poğaç oluyor. Ve de buzluktan çıkarttığınız zaman ısıtıp servisini yapabilirsiniz. Taze ve de yumuşaklığını koruyacak. Ve de gerçekten de inanılmaz derecede lezzetli olacak bu poğaç. Evet, mayalanan hamuru yaklaşık olarak bir 5-10 saniye boyunca tekrar yoğurduktan sonra hemen bezeleme işlemine başlıyorum. Yine az miktarda undan yardım alıyorum. Bu bezeleme işlemini çok pürüzsüz güzel bir şekilde hazırlayalım. Tabii ki de daha fazla un kullanmayalım. Ne kadar bu bezeleme işleminde az un kullanırsak o kadar lezzetli olacaktır poğaçalar. Hamurun ölçüsü tamdır. Ben toplamda 11 bardak un kullandım. Belki bir yarım bardak daha ihtiyaç olabilir. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre bu miktarlar değişebiliyor. Eminim çok beğeneceğiniz bir poğaça olacak ve sizlere garantisini veriyorum. Zaten videomun sonunda da detaylı bir şekilde göreceksiniz. Bir tepsiyi hazırladım ve şimdi üstünü örteceğim ve toplamda ilk bezeyi 25 dakika boyunca tepsi mayasının olmasını bekleyeceğim ardından da hemen fırına vereceğim üstünü kapattım ve şimdi hemen ikinci tepsiyi de hazırlamaya başlıyorum Bezeler toplamda 25 dakika boyunca dinlendi ve ben de şimdi hemen yumurta sarısını hazırlıyorum. Burada toplamda 2 tane yumurta sarısı var. Zaten akını hamurunda kullanmıştık. 1 tatlı kaşığı, daha fazla olmasın lütfen. 1 tatlı kaşığı ay yağı ilavesi yaptım ve güzelce çırptım. Burada tabii ki de poğaçada güzel görünmesi için mutlaka çok güzel bir şekilde çırpmamız gerekiyor. Bu önemli püf noktalarından yine bir tanesidir. Hemen şöyle ilk tepsiyi gösteriyorum. Bakın çok güzel bir şekilde kabarmış. Sadece 25 dakika boyunca dinlenmesi yeterdir. Yani tepsi mayası çok önemlidir bu poğaçada. Hatta en önemli sırrı budur. 25 dakika boyunca mutlaka dinlendirmemiz gerekiyor. Hemen şimdi yumurta sarılarını sürüyorum. Tabii ki de fırçayla da çok fazla bası uygulamıyorum. Narin bir şekilde sürüyorum. Şu anda fırında açtım. 175 derecede fırın ısınıyor. Yumurta sarısını sürdükten sonra hemen ilk tepsiyi fırına vereceğim. Misafirlerinize 5 çayına derin dondurucuya uzun yola çıkarken bu poğaçayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Sizlere garanti veriyorum. Gerçekten de benim yıllardan beri yapmış olduğum bir tariftir. Ve de bu tariften hiçbir zaman vazgeçemiyorum. Gerçekten de buraya kadar bütün işlemleri çok kolay. Herkes evinde kolaylıkla yapacağına inandığım bir güzel bir poğaç tarifi. Fırının kapağını açtım. Aradan 35 dakika geçti. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Ve de kabardı. Biraz sonra göreceksiniz puf puf içi ise de yumuşacık olacak. Ee, çok güzel bir şekilde piştiği için ilk tepsiyi fırından artık çıkartıyorum. İlk tepsiyi fırından çıkarttım. Ve ardından da hemen ikinci tepsiyi de fırına veriyorum inanılmaz derecede rengi güzel ve gerçekten de çok lezzetli. Yine buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi tepsi fırından çıkarttıktan sonra mutlaka üstünü ince bir bezle örtelim. 15 dakika boyunca dinlensin ardından da afiyette yiyebilirsiniz. Yaklaşık olarak 35 dakikanın ardından da ikinci tepsiyi çıkarttım. Zaten böyle görüntüsü nar gibi kızarmış olması yeterlidir altında çok güzel olmuş çok güzel bir şekilde pişmiş olması yeterlidir gerçekten de çok lezzetli oldu bakın şöyle hemen sizlere gösteriyorum yumuşacık ve de puf puf oldu hem çok lezzetli hem de yapımı kolay bir poğaç tarifidir gönül rahatlığı deneyebilirsiniz açıklamalar kısmında dediğim gibi malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım yumuşacık. Altı da çok güzel bir şekilde kızardı. İçi asla hamur olmadı. Olmayacak da zaten. Dediğim gibi 5 şey için şu anda bir tepsisini 5 şey için yapıyorum. Geri kalan tepsiyi de derin dondurucuya kaldıracağım. Yani fazla gelen poçları e, poğaçaları da derin dondurucuya kaldıracağım. Derin dondurucuya kaldırırken lütfen so tam soğumuş olmasına özen gösterelim. Soğuduktan sonra buzluk poşetlerine doldurup derin dondurucuya kaldırabilirsiniz şöyle hemen açıp sizlere gösteriyorum bakın görmüş olduğunuz gibi içi yumuşacık ve de inanılmaz derecede lezzetli görünüyor zaten görüntüsü de her şeyi anlatıyor benim yıllardan beri yapmış olduğum garantili bir poğaç tarifimdir. Dediğim gibi fazlaca yapıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla bu poğaç tarifimi lütfen deneyin. Asla pişman olmayacaksınız. İyi ki de öğrenmişim, iyi ki de keşfetmişim diyeceksiniz. Ve ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.